Değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, sizleri ve değerli konuğumu saygılar selamlıyorum. Bugün çok önemli ve duayen bir hukukçuyla karşı karşıyayız. Hocaların hocası Profesör Metin Günday. Değerli hocam, davetimizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Değerli hocam, bugün önemli konuları konuşacağız. Sadece aktüel bu insan hakları eylem planı değil, aynı zamanda bu anayasa değişikliği tartışmaları, kendisi 1961, 71, 80 ve hatta bu son darbe girişimi hepsini yaşamış bir hukukçu, bir hukukçu gözüyle bakan bir deneyimci. Onun için o konudaki biraz anılarını soracağız ve sonunda da bu otoriter sistemlerden nasıl çıkabiliriz diye bir daha felsefik bir konuya değinerek programımızı tamamlayacağız. Ben kısaca hocamı tanıtırsam o zaman göreceksiniz ben neden duayen hukukçu dedim. Ben doğmadan 2 yıl önce Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiş 1965 tarihinde. Ve 1971 tarihinde Federal Almanya'nın en eski ve köklü üniversitesi olan Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünde doktora yapmış. 1972 ve 74 tarihleri arasında Almanya'nın Gießen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Kürsüsü asistanı olmuş. 1978'den 2011 yılına kadar 33 yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmış. Ve 2011'den bu yana da Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görevine devam ediyor. Yorulmadan bu konuda mücadele veriyor kendisi. Değerli hocam, aktüel konuyla başlamak isterim. Yani bu yabancı yatırımların Türkiye'den ayrılmaları tedirginlik yarattı sanıyorum iktidarda. Bunun üzerine bir insan hakları eylem planı açıkladılar. Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı'nın kararlarını bugüne kadar uygulamayan bir hükümet. İşte Kavala olsun, Demirtaş olsun, diğerleri olsun. Bu konularda böyle bir eylem planı açıklıyor. Bu ne kadar inandırıcı geldi, ne kadar ayakları yere basan bir şey hocam, deneyimlerinize dayanarak. Şimdi biraz isterseniz geriye doğru gidelim ama tam geriye doğru biraz sonra gidebiliriz. Hatta 60'lı yıllara kadar da gidebiliriz ama. Adalet ve Kalkınma Partisi biliyorsunuz 2002 yılı Kasım ayında iktidara geldi. Tek başına iktidara geldi. Yani bir koalisyonla falan gelmedi. Tek başına iktidara geldi. İktidara geldikten sonra işte 1982 anayasası var. Yani o zaman yürürlükte olan 1982 anayasası bir darbe anayasasıdır. Yani onu hemen belirtelim. 12 Eylül darbesini yapmış olan askerlerin hazırlattığı bir anayasadır. Yani kendilerine yakın gördükleri hukukçulardan oluşan bir heyete hazırlattıkları bir anayasa. Yani şöyle söyleyelim, bir demokratik anayasada özgürlükler kuraldır ve o anayasa hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir metindir. Yani, anayasa budur yani. Hani derler ya efendim, işte anayasa devletin teşkilatını düzenler, o örgütlenmesini düzenler falan. Tabii onları da düzenler ama onları da anayasa, bizim anladığımız anlamda anayasa değil de bir teşkilat esasiye kanunu eski deyimiyle bizde. Ama bireyin haklarını devlete karşı da koruyan anayasa. Hayır, kuşkusuz onu devlete karşı zaten koruyan ve on devlete karşı koruyan ve hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasa olması gerekir. Yani bizim anladığımız anayasa bugünkü yani anayasa anlayışımız budur bizim yani bu. Şimdi 82 anayasası böyle bir anayasa değil. Yani askerlerin yaptığı bir anayasa, tam tersine adeta devleti ve otoriteyi özgürlüklere karşı tam tersine koruyan, bunu amaçlayan bir anayasa. Dolayısıyla tamam, bakıyorsunuz anayasada güzel hak ve özgürlükler sayılmış, işte şöyle olmuş, böyle olmuş hepsi.
şu şekilde sınırlandırılır, bu şekilde dokunulur, şöyle olur, böyle olur. Yazmışlar bunu. Ama her maddenin altında 82 Anayasası'na baktığımızda diyelim ki işte konut dokunulmazlığı, diyelim ki efendim düşünceyi açıklama özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, ne bileyim dernek kurma özgürlüğü gibi. İşte herkes ya da yerine göre bir siyasal hak ve ödev olursa her Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diye başlayıp şu hakka sahiptir diyor gayet güzel bir cümleyle, ama hemen akabinde aynı maddemin sonradan gelen düzenlemelerinde bakıyorsunuz öyle bir sınırlamalar getiriyorlar ki o şekilde ortada özgürlük kalmıyor. Yani adeta sınırlama kural özgürlük istisna haline gelmiş oluyor. Şimdi 82 arası bir şey bu. Adalet ve bu anayasa 82 yılında kabul edildi. Halk oyla aslında kabul edildi o da. %90 şey, o da ayrı bir garabet, neyse. Bir takım iyileştirmeler yapıldı mı? Yapıldı sonra. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden de yapıldı. Özellikle işte Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çıkartılsın dedi. Avrupa Birliği'ne uyum sağlayalım dendi. Özellikle 2000'li yıllarda rahmetli Bülent Ecevit'in başkanlığında kurulmuş olan üçlü koalisyon o dönemde de bir takım hak ve özgürlükleri daha fazla güvence altına alabilecek düzenlemeler yapıldı. Örneğin idam cezasının barış döneminde kaldırılması. Aynen öyle. Mesela bir tanesi o idamı kaldırdılar. Önemli bir şey. Bunun dışında da dediğim gibi diğer hak ve özgürlükler ve sınırlandırılması konusunda işte daha güvenceli hükümler getirdiler, düzenlemeler getirdiler. Bu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinden önce yapılmış olan şeylerdi zaten. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde şu vaatlerle geldi. Öyle diyelim yani 2002. Şimdi bugüne bakarsak, bugüne gelecek olursak nereden nereye geldik veya başlangıçta da acaba bu ileri söyledikleri vaatler de ne kadar tutarlılardı, ne kadar değildi, onu da şey edebilmek ve dolayısıyla bu eylem planı ne kadar ciddidir, ne kadar ciddiye alınır, ne kadar inandırıcıdır, bu sorunun yanıtı da belki orada ortaya çıkabilir. 2002 yılında geldiler, dediler ki biz bu özgürlükleri daha da genişleteceğiz. Askeri vesayeti kaldıracağız. Yani askeri vesayet tamam, doğru yani askeri vesayet yani hatta 61 Anayasası ki çok özgürlükçü bir anayasaydı. 1945 midir Grundgesetz Almanya'da 45-46 galiba değil mi? Evet. Daha ziyade ondan esinlenerek hazırlanmış olan bir anayasa. İşte anayasa yargısı getirilmiş. Şimdi ama bir 61 Anayasası bir askeri vesayeti de yol açabilecek olan düzenlemeleri de var yani. Şimdi zaten o düzenlemeler, mesela Milli Güvenlik Kurulu'nu getirmiş 61 Anayasası, askerleri siyasete ortak etmiş. Hatta güçlü bir biçimde ortak etmiş. Ve dolayısıyla askeri vesayet nasıl oluyor? Bu Milli Güvenlik Kurulu. Milli Güvenlik Kurulu güya anayasaya göre işte milli güvenlik konularında, şu konularda, bu konularda hükümete yardımcı olacak bir heyet bu. Ama öyle bir heyet ki Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları vesaire 4-5 tane hepsini toplar. Bir de 4-5 tane sivilden işte başbakan, ne bileyim İçişleri Bakanı, Milli Savunma Dışişleri Bakanı falan. Yani şey, tavsiye kararı alır. Tavsiye kararı ama rahmetli çok değerli bir anayasa hukukçumuz, mutlaka duymuş ve tanımışsınızdır ismen en azından, Bülent Tanör hocamız. Anayasa hukukunun gerçekten çok değerli bir hocasıydı. Yani kendisini bu vesileyle saygıyla anıyorum, yani vefat etti. O mesela şöyle bir tespit yapmıştı. Ya bu Milli Güvenlik Kurulu'nun, yani askerlerin egemen olduğu, bu heyetin almış olduğu bütün tavsiye kararlarına hükümet uymuş. Yani o zaman tavsiyeden çıkmıyor iş, bir nevi talimata dönüşüyor. İşçi grevleri hakkında tavsiyelerde bulunmuş, tırnak içinde anayasada tavsiye ediyor da işte
talimat gibi oluyor. Öğrenci hareketleri biliyorsunuz, o 68 olayları, şunlar bunlar, onlar da olmuş, olmuş. 12 Mart muhtırasına yol açmış, askeri müdahaleye yol açmışlar vesaire vesaire, askeri vesayet. Bunlar da dediler ki biz bu askeri vesayete son vereceğiz. Fevkalade güzel, yani buna kimsenin itiraz edecek hali yok değil mi? Yani asker bir demokratik ülkede, bir demokratik ülkede asker siyasetin emrindedir. Siyasetin görevlendirmesiyle iş yapar. Öyle değil. Genelkurmay başkanı doğrudan doğruya başbakana hesap verirdi. Yani hesap verdiği de işte yetkileri yönünde oraya bağlı filan. Hesap sorardı. Evet. Tabii. Öyle olur. Pratikte öyle oluyordu. Şimdi bunları kaldıracağız filan dediler. Güzel. Daha da demokratikleştireceğiz dediler. Güzel. Ufak tefek demokratikleşme yönünde de yani anayasa değişiklikleri yaptılar. Mesela 2004'te yapmış oldukları anayasa değişikliği bu 90. maddesindeki bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını ve uygulanma zorunluluğunu öngören düzenleme o da 2004'te bunların döneminde geldi. Ya yani bunları temel hak aydın ve olarak yani olumlu taraflarda söyleriz yani. Burada hiçbir şey yok. Şu yaptılar. Temel hak, dediğiniz gibi temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı olduğu iç hukuku haline getirdiği sözleşmeler ile iç hukuktaki kanunlar arasında bir çatışma veya çelişme söz konusu olur ise uluslararası antlaşma esas alınır deniyordu. Yani mesela bir tanesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Güzel, bunlar yapıldı. Fakat bu nereye kadar gitti? Bu şekilde bir şey oldu. 2007 yılından sonra yavaş yavaş bu Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini göstermeye başladı. Bendeniz naçizane, onu söyleyeyim yani o pek çok dostlarımdan dolayı ben bu zihniyetten zaten en başından itibaren böyle bir demokrasi yolunda adım atacaklarını, özgürlükler yolunda adım atacaklarını, daha özgür, daha demokratik bir anayasa yapacaklarını başından beri ben inanmıyordum zaten. Bu kafadan böyle bir şey çıkmaz. Ha, bunlar niye bunu yaptılar derseniz. İşte Avrupa Birliği'ne gireceğiz dediler. O zaman biliyorsunuz 2004 yılındaydı galiba ya da 2005 yılındaydı. Bu müzakereler başladı, şu oldu, bu oldu. Onu şatafatla kutladılar, biz Avrupa Birliği'ne sanki girmişiz gibi filan. Bunların hepsi cilaydı, bakınız. Bunların hepsi cilaydı. Şeydi yani böyle şey. Hatta o zamanki milletvekilleri, bakanları bir kısmı da böyle liberal kesimden, şuradan buradan, hatta sol eğilmiş kişilerden olanlar da vardı bunların içerisinde. Sayın Günday. Efendim? Evet, tabii. Tabii çok vardı mesela Ertuğrul Günay Bey mesela Kültür Bakanlığı yaptı bu. Evet. Değerli bir dostumuzdur ya. O da CHP, SHP kökenlidir zaten biliyorsunuz. Bunun gibi. Fakat 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. 82 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanlığı meclis seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Şey o, seçim yöntemi o. O zaman Sayın Abdullah Gül aday gösterildi. Cumhurbaşkanı adayı olarak. Tayyip Bey onu aday gösterdi. Millet Meclisi'ne. Ve fakat şöyle bir durum oldu. 367 ile toplanması gerekir. Meclis, yani anayasa öyle diyordu. Yani 360 öyle yorumluyorlardı. 367 ile toplanacak, 367 seçim yapacak. Bana göre yanlıştı bu. Yani tamam, birinci toplantı 365'i sağlayamazsanız, ikinci toplantı çoğunlukla sağlar, seçersiniz. Olmadı bu. Bu Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi de bunu 367 olması lazım seçim için dedi. Tabii orada, bu arada gene asker ön plana çıktı. Yaşar Büyük Anıt Paşa, o Kemal Kurbanay'ın bir
Genelkurmay'ın web sitesinde bir de muhtıra da verdi o. Ondan sonra seçim yapıldı ama milletvekili seçimleri yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi 367 falan yeterli çoğunluğu da sağlayarak da Abdullah Gül seçti. Ama dediler ki bu böyle olmaz, halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilsin bundan sonra. 2007 yılında aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nı seçmiş olmasına karşın seçti bitti o yani o tartışma o şey kapandı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi seçti Cumhurbaşkanı'nı. Fakat bunlar dediler ki biz bu böyle her vakit asker böyle problem çıkartacak. Yok işte şunlar problem çıkartacak. Yok Kemalistler problem çıkartacak. Yok ulusalcılar problem çıkartacak. Biz bunu şöyle yapalım şey halk seçsin. Yani meclisten alalım bu şeyi, halka verelim. 2007'de ilk anayasa değişikliği o zaman yapıldı. Şimdi tabii bunları anlatıyoruz da bir böyle siz tabii anlıyorsunuz, takip ediyorsunuz yakından ama başkasına anlatsam ben inanın bunu anlatmakta güçlük çekerim. Yani Almanca anlatmaya kalksam yeterli terim bulamam. Yani bu ancak bize özgü olan şeyler bunlar. 2008 yılıydı galiba 2007'de böyle oldu. Abi sen bunu mu yaptın dediler bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Cumhuriyet Başsavcısı iktidarda olan bir partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Çok ilginç bir şey yani. Ve Anayasa Mahkemesi ne yaptı onu da biliyorsunuzdur mutlaka. Dedi ki çoğunlukla çoğunluk kahir işte 11 üyeydi galiba. 11 üyeydi evet 11 üyeydi. 10 üye dedi ki bu Adalet ve Kalkınma Partisi laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline gelmiştir kapatılsın. Dedi. Pardon bu tespiti yaptı özür dilerim bu tespiti yaptı. Tespit yapıldı yani bu bunun yaptırımı nedir? Bunun yaptırımı o partinin kapatılması. E peki kapatılsın mı? Bir oylama daha yapıldı. 6'ya 5 bir oyla efendim bunu kapatma değil de işte bir nevi ihtaren seçim şeylerinden işte devlet yardımından siyasal partilere yapılan devlet yardımından yararlanmasını engelleyelim bir dönem. Yaptırı yani, o mu? Oturuncaya kadar. Evet. Fakat bu durum Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tetikledi. Tetikledi. Ondan sonra yok efendim bilmem özgürlük şeymiş yani daha demokratik daha filan vesaire ama tabi dillerinde bunu söylüyorlar. Meşhur 2010 Anayasa değişikliği yapıldı. Bakınız. 82 Anayasası dediğim gibi çok antidemokratik bir anayasa. Yani şimdi burada hiçbir tereddüt yok. Hiçbir şey yok. Fakat dediler ki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu var. 61 Anayasası çok daha farklıydı o, daha özellikle. Bütün yargıçların ve savcıların özlük haklarına ilişkin kararı alan merci bu. Yani çok önemli. Yargıyı biçimlendiren, şekillendiren örgüt, kurul. 82 Anayasası Adalet Bakanı, Başkanı, Müsteşarı, Yardımcısı, 3 tane Yargıtay'dan üyeyi, 2 tane Danıştay'dan üyeyi Cumhurbaşkanı tek başına atıyor. Kompozisyon bu. Ve der ki bu antidemokratik bu. Yani bir de bu dolayısıyla askerler bu yolla da vesayetlerini sürdürebiliyorlar. Yargı ve dolayısıyla bir de yargı vesayet de çıkıyor bundan. Yani böyle bir örgütlenmeler. Biz daha demokratik bir hakimler ve savcılar kurulu düzenleyeceğiz dediler. Dediler. Birinci sınıfa ayrılmış olan işte yani yüksek yargıçlar dışında. Yüksek yargıçların sayısını da azalttılar üye sayısını. Birinci sınıfa ayrılmış hakimler de kendi aralarında işte şu kadar seçecek, bu kadar seçecek, işte ne bileyim üniversite öğretim üyelerinden seçilecek, avukatlardan seçilecek, bunlar hepsini kendi seçecekler bunların hepsine. Hakimlerin üye seçimi, işte o listeler çıktı ortaya, şunlar çıktı, bunlar çıktı, neticede ez cümle
Avrupa'ya gitmeyeyim. Yargıyı cemaate teslim ettiler bunlar. Bu yani yaslanamaz bir gerçek. Çünkü ondan sonra işte ondan sonra da biliyorsunuz işte bu Balyoz davaları, Ergenekon, bu davalar şöyleydi, böyleydi şimdi bu, ama o davada uygulanan usul tamamen hukuk dışıydı. Saçma, sahte, olmamış dedilerdi insanları. Yıllarca rehin aldılar. Hapishanelerde çürüttüler. Çoğu yaşamını yitirdi bu dönem. Cemaat AKP iktidarı onu yaptı. Nitekim Tayyip Bey dedi ki efendim ben bütün bu davaların savcısıyım dedi zaten, yani bunlar olsun. Ve fakat sonra bunlar, detayına girmiyorum, bu ortaklık bozuldu şeyler, cemaatle. Çeşitli nedenlerle. Cemaat herhalde dedi ki artık ben yöneteceğim. Ya savcı bende, polis bende, ne bileyim bürokrasi bende. Senin çünkü yetişmiş adamın, elemanın da yok. Her şeyi ben, devleti ben yönetiyorum, iktidarda sensin. Yani kıyamet oradan koptu. Ortaklık bitti. Bitti, gelebiliyorsunuz. Bu ortaklığın bitmesinin en belirgin şeyi 2016 yılında yapılan, Temmuz ayında, 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimi. Değil mi? Buraya geldik şimdi. 82 Anayasası yürürlükte. İşte bir takım düzeltmeler falan yapılmış. 2016 itibariyle bu darbe girişiminin yapıldığı tarihe kadar. Fakat bu darbe teşebbüsü üzerine Türkiye'de olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal ilan edildi ve hukuk, olağan hukuk ne kadar ise dediğim gibi, ne kadar demokratikse, ne kadar hukukun üstünlüğünü güvence altına alıyorsa o hukuk dahi askıya alındı. 2 küsur yıl olağanüstü hal ile Türkiye yönetildi ve 82 Anayasası'nın en sakıncalı yönlerinden bir tanesi de olağanüstü hal ilan edildiğinde Cumhurbaşkanı'nın başkanlığına toplanacak olan bakanlar kurulu olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri de çıkartabilecekti. Böyle bir yetkisi de vardı. Bu olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesiyle anayasada deniyordu. İşte efendim olağanüstü hali ilgilendiren konularda çıkacak bir. 2, olağanüstü halin gerekleriyle ölçülü ve sınırlı olacak. Anayasa söylüyor bunu, yani 82 anayasa. 3, olağanüstü hal tabii geçici bir rejim olağanüstü hal biliyorsunuz. Olağanüstü hal süresince geçerli olacak bu şeyler, kararnameler. Hayır, bunlar elde bu imkanı aldılar mı, aldılar? Aman efendim. Ha, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameye mevzuat yürürlükteki kanunları değiştiremezsiniz. Onlar hepsi kurallar halinde bunlar. Bunlar imza kararname, işte zaten bir yerde hazırlanıyor kararname. Bakanlar geliyor, imzalıyor hepsi. Aklınıza ne varsa bu kararname. Espri konusu olan mesela kış lastiği şeylerin, bu ağır vasıtaların işte kış lastiği takma zorunlu oluyor, oraya yazdılar. Rektörlerin seçilme usulünü bile değiştirdiler, kanunu oraya yazdılar. Ve evvelden işte farklı bir şekilde Boğaziçi şeyi falan oradan çıkıyor zaten olayları. Tayyip Bey dedi ki ya böyle olur mu dedi. 3 tane eskiden öyle oluyordu. 6 tane şeyi üniversite aday belirliyordu. 6 aday şey. YÖK, bunun hemen altını çizeyim, YÖK, 12 Eylül rejiminin Türkiye'de üniversiteleri zaptı raft altına almak için getirdiği bir kurumun adıdır. Yani bunu hemen söyleyeyim. Yani halen var bu kurum. Bu kurum 12 Eylül kurumudur. YÖK. Şimdi rektör nasıl seçiliyordu evvelden? İşte 6 tane şey, ben hiç onun için oy da vermedim çünkü oyumun bir şeyi yok, değeri yok. Seçiyorsunuz 6 tane aday üniversiteden rektör adayı, aday hatta
YÖK'e gidiyor. YÖK bu altının içinden ne kadar oy almışlarsa bundan onu hiç fark etmiyor. Diyelim ki 5 oy almış olanı da ilk 3'e koyuyor. Cumhurbaşkanı da gönderiyor. Cumhurbaşkanı da onların içinden bir tanesi tayin ediyor. Seçiyor, rektör olarak yapıyor. Usul buydu. Tayyip Bey dedi ki bu da olmaz dedi. Ben seçeceğim. Tek başıma. Yok, tamam, yok. Yok teklif etsin falan ama yani ben onunla bağlı değilim. Dedi, bu, bugünkü Boğaziçi hikayesi onun başlangıcı odur yani. Oradan doğruya seçmek. Şimdi 12 işe olağanüstü hal KYK'ları. Sorgusuz sualsiz. Bir hukuk devletinde en asgari hukuk kuralıdır buraya. Yani bir insan hakkında siz bir yaptırım, bir kamu görevlisi hakkında bir yaptırım uygulamak isterseniz onun bir savunmasını alırsınız. Değil mi? Bu ilk, en birincil bir kural yani. Ya bir devlet memuruna uyarma cezası, en basitinde kınama cezası. Ya bir hata yapmıştır da bir kınama cezası vereyim deseniz de onun bu takas savunması lazım. Ha bu öyle değil. Bu kararnamelerde yüz binlerce insan. Sorgusuz, sualsiz ve bir kez daha kamu hizmetinde istihdam edilmemek, çalıştırılmamak üzere atıldı. Yargıya başvurma yok. Yargı yolu kapalı. Bu da KK'larda yapıldı. Bütün bunlar devam ederken şimdi geliyorum. Şimdi 2017 anayasa değişikliğini oradan buraya geleceğim. Bahçeli Devlet Beyefendi, Bahçeli Devlet Efendi yaşça ve de başça da kendisinden büyük olduğum için ben ona sayınmayın da demiyorum yani. Devlet Bahçeli o kadar. Bahçeli Devlet. Dedi ki efendim dedi bu 2007 yılında yapılan anayasa sonra Tayyip Bey de seçildi biliyorsunuz halk tarafından 2014'te Cumhurbaşkanı. Ama Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi yani bu yöntem ile bu anayasadaki Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkiler bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı da var. Cumhurbaşkanı partili olamaz filan o eski şeyde. Hikaye onların hepsi. Yani Tayyip Bey bal gibi Adalet Partisi Genel Başkanı gibi de o zaman daha bu kurallar yürürlükte olduğu dönemde dahi bunu şey etti. Yani dinlemedi. Bunlar şey oluyor. İşte bu şey olacak. Dolayısıyla fiili durum hukuki duruma uymuyor. Dolayısıyla bunu düzeltmemiz lazım. Şimdi Mehmet Bey siz de hukukçusunuz. Gayet iyi bilirsiniz. İşte Almanya'da yaşıyorsunuz. Almanya'da Alman hukukunu biliyorsunuz. Çok şey biliyor, derinlemesi de biliyorsunuzdur bunu. Ya en basit bir şey bir hukuk devletinde. Asgari hukuk kurallarını, hukuk devletinden de vazgeçtim ben. Asgari hukuk kurallarının geçerli olduğu bir ülkede fiili durum ile hukuki durum çatışırsa ne yapılır? Herhalde fiili durumu hukuki duruma uyarlarlar değil mi yani? O yani. Aksi takdirde hukukun normatif alanı ortadan kalkar. Yani tabii, ne tabii. İçindir? Normları koyup toplumu düzenlemek içindir. Kurallara saygılı olarak tabii ki. Evet, dolayısıyla toplumda dışarıda bir düzensizlik, hukuk kurallarına aykırı bir düzensizlik ortaya çıktığında da değil mi? O zaman da o düzensizliğin giderilmesi lazım. Hangi çerçevede? Mer'i yürürlükte olan hukuk kuralları çerçevesinde. Hayır böyle olmadı. hukuk fiili duruma uyarlandı. 2017 anayasa değişikliğinin özü budur. Partili cumhurbaşkanı olacak dendi. Hatta parti başkanı olan bir zat da cumhurbaşkanı olabilir dedi. Nitekim öyle oldu. Bu yol açıldı. Yürütme yetkisi tek başına cumhurbaşkanı tarafından kullanılacaktır dendi. Bu ne demektir? Bu hükümet kalktı. Bakan adı bakan onların. Bakan sekreter. Yani yürütme yetkisini tek başına Cumhurbaşkanı kullandığına göre o işte Cumhurbaşkanı onları görevlendiriyor. Sen Milli Eğitim Bakanısın diyor. Sen bilmem Adalet Bakanısın. Sen bilmem ne Bakanısın. Sağlık Bakanısın. Atıyor.
istediği zaman da görevden alabiliyor. O bakanın parlamentoya karşı hiçbir sorumluluğu yok. Hiç. Parlamentolu, bıraktık her şeyi de, parlamentolu bir devlette, parlamentosu olan bir devlette bakan parlamentoya karşı sorumludur ya, bu kadar basit yani. En azından parlamento bakanın icraatını sorgular. Öyle değil mi? Ki kaldı ki parlamenter sistemde falan daha geniş yetkileri var. Yani soru verir, bir şey olur, bu vesaire. Bunlar hepsi gitti mi? Gitti. Meclisin denetim yetkisi kalktı yürütme üzerinde. Bitti. Hiç şey demiyoruz. Sorgu sual yok. Yani istediği gibi milletvekili soru soruyor. Bir diyelim sağlık bakanlığı veya işte ne bileyim ve başka bakana lütfedip gelip mecliste o soruyu sözlü olarak yanıtlama yükümlülüğü dahi yok bir bakanın, biliyor musunuz? İsterse şöyle iki kağıt parçasına yazıyor. Ya bu sorunuz gayri ciddidir veya bu soru böyle falan şey diyor. Veya bu atanmış bakan, özellikle Sayın İçişleri Bakanı şahsında çok görüyoruz bunu. Geliyor atanmış bir demokratik meşruiyeti yok. Yani kamu hukukçusu olduğum için buna hep kafa yorduğum için ben yoruyorum, anlatıyorum. Pek çok kişi de anlamıyor. Ya şey etmiyor, bakan ne bakanı? Geliyor, meşhur ediyor. Oradan milletvekillerine hakaret ediyor, biliyor musunuz? Seçilmiş halkın oylarıyla seçilmiş olan milletvekillerine, özellikle de muhalefet milletvekillerine. Özellikle de daha fazla muhalif olan milletvekillerine diyelim. Yani onlara ağza gelmeyecek. Terörist diyor, vatan haini diyor, bilmem ne diyor. Şey bu. Yargı da yürütmenin güdümünde tamamen. 13 tane yükseğe de kalktı onun. Hakimler ve savcılar yüksek kurduydu. Yükseğe de çarpı attılar bu anayasa değişikliğini 2017'de. Adı oldu Hakimler ve Savcılar Kurulu. Adeta sermaye piyasası kurulu gibi, yani böyle bir şey de yok. 13 üye pardon 11 üye 5'i Cumhurbaşkanı, 6'sı Cumhurbaşkanı'ndan parlamentodaki çoğunluğunu seçmiş olduğu şeylerden oluşan bir yargı. Yargı da gitti. O 2017, bakın 2017-2021, şimdi geliyoruz, efendim insan hakları eylem planı diyoruz, diyorlar. Ne diyorlar? Siz en başta da bahsettiğiniz çok isabetli bir şekilde bu 2017 eylem planı aynı zamanda yapmak istedikleri veya onların yapmak istediği sivil anayasaya da dayanak olabilecek bir eylem planıymış. Yani bu eylem planı diyorlar ya bunlar. Bundan sonra işte sivil anayasa yapacaklarmış. Büyük bir katılımla yapacaklarmış. O 2023 Cumhuriyet'in 100. yılında bu yeni sivil anayasa işte bu bahsedilen şeylerle gelecekler. Peki be kardeşim, senin 19 yıldan beri tek başına hele 2017 işte sonra tek adamla yönettiğin bir ülkede bu 2017 yılında 2017'de 2019'dan sonra o 19 yılda tam tersini yaptıklarını, ne kadar ihlal varsa bütün ihlalleri ben kaldıracağım diyor. 2017 anayasa işte. Yargı da gitti. Yürütme tek başına, hükümet yok. Parlamento yürütmeyi denetleyemiyor. 2017 anayasa değişikliği budur. 3. Yargı ya bir hukuk devletinde yargı hak ve özgürlüklerin güvencesidir, bağımsız yargı. Yasa koyucudan gelebilecek olan saldırılara karşı anayasa yargısıdır.
yürütme ve idareden gelecek olan saldırılara karşı, müdahalelere karşı, sınırlamalara, kısıtlamalara karşı idari yargıdır. Değil mi? Artı ceza yargısı hakeza öyledir, değil mi? Yani yargı. Yargı bağımsız, bağımsız, bağımsız yargı diye bir şey kalmadı. Yok. Yok. Hoşa gitmeyen karar veren yargıcı hop gönder. Değerli hocam. Evet. Siz çok güzel izah ettiniz geldiğimiz noktayı hakikaten geçmişlerine bakarak. Şimdi ben diğer sorularımı toparlayacak olursam, siz 1961 askeri darbesini yaşadınız, 80, daha öncesinde 71 darbesi, sonra bu dönemi gördünüz. Bütün bunlarla birlikte anayasanın değişimi, bir hukukçu olarak takip ettiniz bunları. Yani sonunda da ifade ettiniz, hakikaten bu güçler ayrılığı ortada yoktur. Ve sürekli eskiden de öyleydi. İşte Süleyman Demirel'e bir parti lideri veya başbakan olarak bakılmaz, baba olarak bakılırdı. Doğru. Dünyayı kurtaracak olan adam. Tansu Çiller'e sultan muamelesi yapılırdı. Şimdi ümmetin umudu oldu Erdoğan. Böyle bir sürekli bir tek adam özlemi ve bir reisin arkasından gitme arzusu toplumda almış başını gidiyor. Doğru. Bu otoriter zihniyetten nasıl çıkabiliriz? Bunu sağlamlaştırabilmek için bu Agnes Heller isimli bir Alman-Macar bir filozof hanım geçen yıl maalesef öldü, diyor ki Homo sapiens belli sıkıntıları olan bir varlıktır. Buna tek başına devredilemez işler. Onun için kurumları güçlendirmemiz lazım. Yani ama bu da güçler ayrılığını ortadan kaldırmak için ciddi bir saldırı var. Bir düzenli saldırı var ve kafalarına bir ajanda koymuşlar. Onu gerçekleştirmek için sürekli bir cambazlıkla yol almaya çalışıyorlar. Siz bu kadar şeyi yaşadıktan sonra hala böyle mücadeleci bir adamsınız. Ben hayran oluyorum. Nedir, nereden alıyorsunuz bu gücü? Nasıl bu umudu koruyorsunuz hocam? Şimdi o zaman biraz geriye gidelim. Şimdi kısaca şunu bağlayayım. Bu şimdi o 2017 en son anayasa değişikliği aşağı yukarı neleri getirdiler, neleri götürdüler o 2017 anayasa değişikliği. O da çok şaibeli bir anayasa halk oylamasıdır. O da çok şaibelidir. Seçim yasası halk oylamasını düzenleyen yasada mühürsüz oy pusulalarının geçerli olamayacağı gayet açık 2-2-4. Yani bir takım kurallar var, bunu yoruma şey etmez ya, okuma yazma bile. Saat 10-16.30, yani seçim sandıklarının kapatılmasına bir saat veya bir saatten daha az süre kalan bir zamanda bir Adalet ve Kalkınma Partisi birisi Yüksek Seçim Kurulu'na bir dilekçe veriyor. Efendim mühürsüz oylar da varmış sandıklarda. Yani sandık şeyine gönderilen. Onlar da sayılsın diye. Onlar da saydılar. Böyle çıktı bu şey. 2017 anayasa değişikliği. Yani aşağı yukarı 1,5-2 milyon dolayında bir mühürsüz oyla zaten kıt kanaat çıktı biliyorsunuz. O anayasa değişikliği de kabul. Şimdi mürekkebi kurumamış olan bir anayasa değişikliği. Bakın 4 yıl. Şimdi biz anayasa yapacağız diyor. Bunu getirdiler. Şimdi biraz geriye gidelim. Şimdi 1960 anayasası. 1960 anayasası. 1924 anayasası Cumhuriyet'in ilk anayasasıdır. Onu bir şeyden öncelikle koyalım. 24 Anayasası. 24 Anayasası o döneme göre oldukça iyi bir anayasa diyeyim ben size. Yani işte hak ve özgürlükleri biraz Rousseau'dan esinlenilerek yapılmış. O temel hak ve özgürlükler öyle düzenlenmiş orada. İşte deniyor ki efendim işte matbuat yani basın hürriyeti vardır. Basın hürdür. Kanunlar dairesinde diyor. Yani kanunlar dairesinde. Ama neden diyor bunu? Yani halkın seçmiş olduğu vekillerden veya milletvekillerinden oluşan bir heyet
halkın temsilcileri karar verir diyor, özgürlüğün sınırında falan gibi. Kanun devleti diyorum ben buna. Güvencesi yok. O kanun işte çok iktidarı kim aldıysa çoğunluğu, özellikle çok partili sisteme geçildikten sonra özgürlük hiçbir şey kalmadı. 1954'ten 60'a kadar. 60 Anayasası buna tepkiydi bu uygulamalara. Esası da 1900 zannediyorum 58 veya 59. Şimdi bakın nereye gideceğiz. Bugün bizlerin söylediği, talep ettiği, bu ülkede hukukun üstünlüğünün gerçekleşebilmesi, ülkenin güvence altına alınabilmesi için ne gerekiyor ise 57-58 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Haklar Beyannamesi denen bir beyanname var. O beyannamede işte anayasa yargısı kurulsun diyor. Bağımsız bir anayasa yargısı. Kanunların anayasaya uygun denetlensin. O anayasada özgür basın deniyor. Sansür edilemez deniyor. Bunlar hepsi o beyannamede. Bağımsız ve tarafsız yargı mutlaka gerçekleştirilsin deniyor. Vaat ediliyor bunlar. 58 yılında bakınız. Özel üniversite ve devletin kurup işleteceği radyo, o zaman televizyon yoktu, sonra tabii o televizyon doğacaktı. Radyo televizyon kurumu özel olsun diyor, bu deniyor. 60'lar arasında bunların hepsini getirdi. Kurum kural olarak getirdi bunları, kuralı. Hepsini getirdi. 60'lar arasında hakikaten mükemmel bir anayasa. Yani ben çok değerli bir hocamdı benim, Muammer Aksoy. Profesör Muammer Aksoy biliyorsunuz, o da kötü bir şeye gitti, kurban gitti yani. Halen onun da failleri kim de belli değil. Çok muhtemelen çok Almanya'yı da çok yakından tanırdı. Ben Almanya'da hocamla tanıştım yani 1968 yılında, hiç unutmam. Galiba Ocak sonu Şubat ayıydı, Büyük Vietnam yürüyüşü yapılıyordu. Ben de doktoraydım Heidelberg'de. Alman arkadaşlarımızla beraber benim de külüsü ve Volkswagen arabam vardı. Bindik üç kişi oraya gittim. Muammer Hocam'la kol kola yürüyerek orada. Tabii buradan tanıyordum da orada dost oldum. Ya baba oğul gibi oldum. O derdi ki 61 anayasası bir hukuk şaheseridir. Öyle derdi. Doğru. Ya bütün kurallar harikulade bir dil. Harikulade bir şey ve fakat. Demin söylediğim o askerleri ortak ettiler. Neden ortak ettiler? Şimdi size geleceğim. Bu kurtarıcı hikayesine. Kurtarıcı şey var ya. Bir kurtarıcıya şey etmek, bağlanmak. Değil mi? İşte Süleyman Bey baba bir adam. O adam işte baba diyorlar. Ama baba da kurtarıcıdır yani. Değil mi? Baba yani. Lalet Tayyip bir şey değil. Baba. Otoriter bir babayız zaten bizim. O şey. Yani, ya hem döver hem sever yani. Baba deyince öyle kabul ediyor. Süleyman Bey pek dövmezdi yani. Daha şefkatli bir baba diyebilirdiniz. Tamam. Pek çok şeyini kabul etmiyoruz ama yani. Tonton bir babaydı yani. Ama arada bir de böyle şeylerdi. Sonra bir de böyle bir şeyle fazla da bir şey yoktu. Hört sört dedi bir de asker. Şapkayı alıp kaçar giderdi. Sonra bir daha giderdi. Yani Süleyman Bey öyleydi. Yani, kaç defa? 5-6 defa gönderdiler. Sonra geldi. Şimdi 61 Anayasası da böyle bir mekanizmanın öngörülmüş olmasının nedeni şuydu Mehmet Bey. Yahu bu siviller yani gene işi rayından çıkartabilirler. Gene demokrasiye aykırı İşler yapmaya kalkarlar. Gene baskı düzeni kurarlar. Çünkü Menderes'in son dönemi müthiş bir baskı dönemi. Ben yaşadım. Küçüktüm, yaşadım. Ben 60 darbesi olduğunda lise birinci sınıftaydım. Ben biliyorum. Yaşadım ben onları. O dönemi çok iyi yaşadım. Kimse bana Adnan Menderes bir demokrasi havarisidir diyemez. Ha derse yalan söyler. Doğru. Ben biliyorum. Bitti. Şimdi ama bu zihniyeti zaptu raptu altına almak için hani darbeyi de
askerler yaptı ya 27 Mayıs darbesi. Değişik bir darbeydi o. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütünlüğü yaptığı bir darbe değildi o. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde oluşan bir cuntanın, ama iyi niyetli bir junta, yani iyi niyetli bir junta. Böyle şey etmiş, bu kötüye gidişten, bu antidemokratik şeylerden de biraz şey etmemiş. Onu has etmemiş, yani beğenmemiş, ama tabii onun arkasında başka Amerika olabilir, şu olabilir, bu olabilir, onu ben bilemem. Neticede bir anayasa. Ama dediler ki ya bu, biz şimdi sivilleri de bu kadar boş bırakırsak gene eskiye dönerler bunlar. Bunun güvencesi ne olsun? İşte askeri de bu işin içine sokalım. Çünkü asker çok, yani böyle asker cumhuriyeti kurmuş. Asker bilmem demokrasiye sahip çıkmış 27 Mayıs'ta. İşte o asker 1971'de o asker 1971'de bir muhtıra daha verdi. 61 Anayasası'nın yarısından fazlasını canlı okudular. 61 Anayasası'nın ortadan kalkması, yok olması çok hazindir Mehmet Bey. 61 Anayasası kendi kendisini yok etmiştir, biliyor musunuz? Askeri vesayeti, bakın ben de askeri vesayet diyorum, ama ben başka bir boyutta askeri vesayet diyorum. Askeri vesayeti kurumsallaştırması nedeniyle 12 Mart'ta bir darbe, biliyorsunuz 12 Mart'ta, ben 12 Mart'ta Almanya'daydım. Doktora yapıyordum ben o zaman. 12 Mart'ta doktoramın sonuna gelmiştim. Aşağı yukarı 6 yılda ben şeye dönemedim. Türkiye'ye dönemedim. Dönemedim. İşte o nedenle Profesör Ernur Vidyat yaşıyorsa Tanrı ona uzun ömürler versin. Bilmiyorum. Adını duymuşsunuzdur mutlaka. Çok muhterem bir kavuk. Abutlok'ta çok yakın dostu o. Marburg'da. Şimdi onun yanına gittim ben. Türkiye'ye gidemiyorum çünkü. Tıkacaklar beni de içeriye. ATÖF diye bilmiyorum şimdi var mı öyle bir kuruluş. Almanya Türk Öğrenci Federasyonu. Ben onun başkanlığı da yaptım 12 Mart döneminde falan. Tam bim demişler beni, yani böyle şey. İşte biraz siyasi şeyimiz de vardı. Sonra yola çıktığımız arkadaşların ne hale geldiğini şimdi isimlerini şey etmiyorum. Televizyonlarda baktığımda tiksiniyorum hepsinden. Hepsinden. Neyse. Şimdi 71 şeyi müthiş bir antidemokratik bir şey işte. İşkenceler yapıldı, şunlar oldu, bunlar oldu vesaire vesaire vesaire. Sonra işte böyle bir 6-7 yıl filan işte tekrar böyle işte Bülent Ecevit iktidara geldi filan. Öyle bir anarşik şey, o anarşi olaylar, öyle bir şeyler şunlar var. Ondan arkasındakiler var belli. 80 yılında asker Bükez 12 Mart döneminde yapamadığını, yani kısmen yaptığını 12 Eylül'de yaptı ve şey etti, bitirdi. 12 Eylül anayasası böyle gelmiştir. Şimdi hepsinde bakınız, hepsinde 1960'tan itibaren, yani 60'tan itibaren 60 dediğim gibi anayasasında bu kadar hoş, güzel bir anayasa olduğunu belirtmeme rağmen 60'tan itibaren Türk anayasacılık hareketinde hep bir kurtarıcı, bir denetleyiciye, bir kontrol edene gereksinim duyulmuştur. 60 anayasasında, 61 anayasasında bu Milli Güvenlik Kurulu idi. Milli Güvenlik Kurulu idi. Genelkurmay Başkanı bir demokratik ülkede Milli Savunma Bakanı'nın memurudur. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi bunları yaptı. Bakın bu doğru. Bu doğru şimdi. Bunların yaptıkları pek şey de, ama yani bu doğru şimdi. Yaptıkları bir şey yok. Evet.
Özür Kükün dilerim. yasağına ihlal etmiyorum Almanya'da, değil mi? Burada bir şey olmaz yani. Hayırlısı, ne yapalım? Kükün yasağı yok yani o şeye karşıdan konuşunca. Dolayısıyla şimdi 82 Anayasası, 82 darbesi, 80 darbesi dediler ki ya bu siviller işte en son memleketi şu hale getiriyorlar. Böyle yönetemiyorlar. Ama yani bizde de bir demokratlık var diyorlar yani. Yani bir şey de değiliz yani o kadar da. Ha bu yine siviller yönetsin. Ama bir şey yukarıda bir şey olacak. Birisi olacak. Ve o birisi bu siviller deyim mazur görün zıvanadan çıkarlarsa tepesine inecek. Kenan Evren'di o. Kenan Evren'di. 82 Anayasası Kenan Evren'in sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, sanki hep devlet başkanı kalacakmış gibi bu varsayımla yapılmış olan bir anayasadır. Şey de bu. Ama nedir bu? Kurtarıcı, değil mi? Şimdi geldik 2002'ye. 2002'de bu arkadaşlarımız o arkadaşlarımız bu arkadaşlarımız diyelim. İktidara geldik de işte bunları kaldıracağız dedi. Bakın ne güzel. Hakikaten herkes bunu söylüyor. Hatta bir takım solcular, liberaller filan bunlar dediler ki bunlar demokrasi havarisi. Hatta gidip şeydeki 2012 şey anayasayı yetmez ama dediler evet vereceğiz dediler. Ben hayır dedim. Ben hep bütün anayasa değişikliğine hayır demişimdir şimdiye kadar. 60 Anayasası döneminde oy hakkım yoktu benim zaten. Şimdi güzel, güzel. Fakat nasıl evrildi Mehmet Bey şimdi? Tek adam. Bu tek adam ne diyor? Dedi ki 2017'de bütün yetkileri bana verin dedi. Millete öyle hitap etti. Halka öyle hitap etti. Ben sizi uçuracağım dedi. Her açıdan. Demokrasi açısından. Hukuk devleti açısından. Hukukun üstünlüğü açısından. Tarımda, dış politikada, efendim aklımıza ekonomide uçacağız. Şimdi bu 2010. olmayınca hocam, şimdi bu Bu, olmayınca ben, 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 ama ben, sözünüzü kesin, ben yapacağım diyor. Bakın ben, tek adam. Millette bunu, millet demeyeyim de, işte ona inananlar da onu kurtarıcı görüyorlar. Şey bu. Şimdi bu bir zihniyet meselesi. Fakat siz bana sordunuz diye böyle şey diyorsun. Ben ümidimi hiç kesmiyorum. Neden kesmiyorum biliyor musunuz? Çok zor bir şeydir bu demokrasi mücadelesi. Yani Batı'da yıllar, yüzyıllar, 10 yıllar bizim geçmişimiz ne ki? Yani 1923 Cumhuriyet Devrimi'nin başlangıcı. Cumhuriyet devrimdir o. O zamanki koşullarda tek parti yönetimidir. Tek parti yönetimidir o. 1945-46 yapılar. Tamam. Hiç tartışmam onu. O zamanın koşullarında şeyi de sevabıyla vebaliyle. Hiç ona şey etmiyorum. Şimdi o zaman bile Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurmuş. Değil mi? Yani çok zor koşullar altında kurmuş. Yani müthiş bir mücadeleyle kurmuş. Osmanlı'nın yıkıntıları üzerine kurmuş. Bu kadar kurmuş. Yani o şeyle kurmuş. Kurmuş. Ve fakat hiçbir şekilde tamam tabii halkın üzerinde o müthiş bir karizması, müthiş bir şey var. Ama hiçbir şekilde bunların özendiği gibi böyle bir şey olmak yani kurtarıcı olmak tam tersine gençliğe hitabesini okuyor falan hepsi gençliğe falan emanet eden her şeyi yani. Şey yani o biliyor yani şey etmiş. Ama İsmet Paşa milli şef bakın. Milli şef denmişti İsmet Paşa'ya. O da şey kurtarıcı milli şef. O, tamam İsmet Paşa da ülkeyi savaşa sokmamış şey etmiş yani o iktidar döneminde öbür taraftan şey falan tarafsızlığını korumuş çok şey o bakımdan her vakit saygıyla andığım şey ama yani adı milli şef.
Niye milli şef? O milli şef her şeyi bilir. Bu memleketin başına bir felaket mi gelecek? Ama milli şef kurtardı bizi. 60 darbesinde gene milletin başına böyle antidemokratik şeyler, şunlar bunlar vesaire, onlar da ters taraftan. Yani onlar da demokrasiyi korumak için güya asker milli güvenlik kurdu. 82 şey adım edef Kenan Paşa ve ekibi, 2017 Tayyip Erdoğan. Fakat aşağı yukarı Osmanlı İmparatorluğu'ndan Tanzimat döneminden bu yana olan bütün siyasal gelişmelere, bütün anayasal gelişmelere baktığımızda çok doğru. Bu çizgi gidiyor, değil mi? Fakat Mehmet Bey, benim gözlemlediğim artık kurtarıcıya, bir tek adama, bütün yetkileri kullanacak olan bir tek adama halkın oldukça büyük bir kısmı, sayısını bilemem, oranını bilemem ama hissettiğim, gördüğüm çok büyükçe bir kısmı bunu kabul etmiyor artık. Benim ümidim orada. Yani sizin dediğiniz doğru ama bu bahsettiğimiz zihniyet var ya, bu kurtarıcı ya biat etmek, her şeyi kurtarıcıdan beklemek, babadan beklemek, bir şey olduğunda bir felaket, milli felaket, bir çok şey moda deyimiyle milli beka sorunu ortaya çıktığında, milli bekadan da kim ne anlıyorsa anlıyor işte, herkes bir şeyden anlıyor milli bekadan, değil mi? Ortaya çıktığında bizim bir kurtarıcımız var. Ulan gelecek. Bu zihniyet, bakın o kurtarıcılar var ya, bütün o şey içerisinde. Hatta bunu geriye de götürebilirsiniz. Cumhuriyet'in kurulmasından önceki İttihat Terakki'ye de götürebilirsiniz. Onlar da kurtarıcıdır canım yani. Aman Allah'ım, tamam. Bir onların da yaptığı bir devrim de yani şeydi, Abdülhamit'i şeyden indiler falan, işte bir kanun esası yeniden yürürlüğe soktular. Güzel hepsi, değil mi? Meclisi mevlusan tekrar toplandı, onun içinden bir hükümet çıktı falan, da olmazsa ne yaptıklarını biliyorsunuz yani. Şimdi fazla onun detayına girmeyeyim, 1915 olayları falan. Yani neyse. Hepsi de biliyoruz bunları. Hepsi tarihte yazıyor, biz de biliyoruz. O dönemden bu döneme çok şey değişti artık. Çok şey değişti demeyeyim de epeyce şey değişti. Artık insanlarımız bir kurtarıcı beni kurtaramaz. Bir kurtarıcı beni kurtaramaz. Ancak ben kendi kendimi yönetebilirim. Ben bir tehlike, tehdit olduğunda topyekun bir dayanışma ile bu tehdit ve tehlikeyi gösterim bilincine yavaş yavaş ulaşmaya. Bu ne kadar sürer? Bu var yani. Benim ümidim orada. Eyvallah hocam. Çok çok teşekkür ediyorum bu tarihe de bakan bu önemli görüşme için. Çok yararlandık gerçekten hocam. Bu bize de umut verdiniz. Önümüze görebilmek için, yani bu bir tarihsel süreçtir. Bazı şeyleri göze alıp birlikte hareket etmemiz gerekir diyorsunuz. Evet. Bu güzel görüşme için çok teşekkür ediyorum. Size saygılar sunuyorum efendim. Görüşmek umuduyla. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.